Aa, uykum geliyor. Uykumu açmalıyım, uykumu açmalıyım, uykumu açmalıyım. Evet, ne diyor sorumuz? A ivmesiyle hareket eden bir araçtaki basit sarkaç şekildeki denge dedi. Dengededir. Buna göre araç bir yönde yavaşlayan hareket yapmaktadır. Al yaktık işte. Şimdi diyor ki sana, ya ne diyorsun? Dengededir diyorsun. Sorunun kökünde dengededir. Cepte. Dengede ise o zaman iki şart gelir aklıma. Toplam net tork sıfır. Toplam kuvvet sıfır. Net kuvvet sıfır. Net kuvvet sıfırsa ivme sıfır. İvme sıfırsa bir yönde yavaşlayan hareket yapmaktadır. Yavaşlayan bir şey. iki yönde hızlanan bir şey. İki yönde yavaşlayan. Bu önermeler ne? Bu önermeler diyor ki bana yavaşlamak, hızlamak, ivmeli hareket yapmak demek. İvmeli hareket varsa nasıl olur da dengede olur. Yine sorunun köküyle metnin içinde bir ne var? Akademik anlamda uyumsuzluk var. Peki ne yaparsam düzelirdi düzeltelim. A ile hareket eden bir araçtaki basit sarkaç araç içindeki bir gözlemciye göre dengededir. Buna göre araç yerden bakan gözlemciye göre yukarıdaki verenlerden hangileri doğru olabilir? Buna göre araç yerden bakan gözlemci için buna göre aracın yerden bakan gözlemciye göre yargılanan hangileri doğru olabilir? Şeklinde düzeltseydi daha ideal bir soru olurdu. Evet şimdi öncelikle bir bu ipi bir inceleyelim bakalım iple bağlı cismi. Cisme etki eden ...eylemsiz referans sistemine göre yerden bakan gözlemciye göre iki kuvvet var. Biri emge iki ip gerilmesi. Başka bir şey yok. Kuvvet diyagramınız bitti. İp gerilmesi ve emge. Evet. Şimdi peki bu ip gerilmesinin iki bileşeni var mı? Var. Biri yukarı doğru, biri de bu tarafa doğru. Bu da aşağı doğru MG. Güzel. Şu açı alfa ise şöyle düşeyden fıştıklarsam bunu Z fışt, Z harfinden geometriden burası da ne oldu? Alfa oldu. O zaman şu açı alfa ise bu hipotenüs Y eksenine alfa açısıyla komşu. Yani bu T'nin kosinüs bileşeni. Bu da T'nin sinüs bileşeni. Bu da G. Aracın içinde bu cisim aşağı yukarı hareket etmiyor. Sağ ya da sola. Araba hareket ettiği için sağa ya da sola gidiyor. Yani Y eksenindeki net kuvvet nedir? Sıfır. Bunların ikisi birbirine büyüklükçe nedir o zaman? Eşit. G eşittir. T çarpı kos alfa büyüklüğünde olmalı. Yani MG eşittir. T çarpı kos alfa büyüklüğündedir. Sağa doğru bir net kuvvetim var. Bu x eksenindeki net kuvvet m çarpı ivme eşit olmalı. Hop hop. İkisi daima aynı yönüler. F kuvveti t çarpı sin alfa kadar ve hangi yönde dikkat et artı x yönünde. O zaman ivmen şuraya yazayım. Net kuvvetin bu yönde çıktığına göre f'in bu yönde çıktığına göre f eşittir ma olduğuna göre olduğunu biliyorsun. O zaman ivmede ne çıkmalı? Bir şekilde bu yönde çıkmalı. İvmen iki yönünde çıkacak. Evet. <laughs> Şimdi kuvvetin de iki yönünde çıkacak. Ama hareket yönünün bir yönünde ya da iki yönünde olabilir. Önermeleri tek tek masaya yatıralım. Unutmuyoruz ipteki gerilmenin bu şekilde olabilmesi için. Görselimin bu şekilde olabilmesi için. Cisme y ekseninde etki eden net kuvvetin sıfır. X eksenindeki etki eden net kuvvetin ise artı x yönünde ve f eşittir. Ma prensibine göre kütle çarpı ivme büyüklüğünde olmalı. O da tabi ipin sinüs bileşenine eşit. Önemli değil o kısım. Şimdi aşağı iniyorum. Tamam mı? Bunu unutmayın. Kuvvet ne yöndeymiş artı x yönünde. İvme ne yöndeymiş artı x yönünde. Olursa ben bu şekli görürüm. Evet. eylemsiz referans sistemine göre yerden bakan kişiye göre o zaman bir, bir yönde yavaşlanan hareket yapıyor olabilir mi araç bu yönde gidecek bir yönde şimdi o en kütleli cismi yuvarlak çizmeyeceğim dikdörtgen daha kolay oluyor önce ilk t sıfır anında buradayım biraz zaman geçecek ve buraya geleceğim Allah eşit şey yapamadım bak şimdi takıntı başlayacak şöyle bir şöyle şuraya dokundurmaya çalışacağım. Hı. Şimdi evet daha güzel oldu. Bir yönünde yavaşlayan hareket. Yani bir yönde eksi yönde bir hızım var. Sonra bu hızım küçülüyor. Azalıyor. İlk baştaki o hıza eksi 2V diyelim mi? Diyelim. Eksi 2V. Peki sonra ne oluyor? Eksi V. O zaman bir cismin bu tarafa doğru bir yönde giderken hızının küçülmesi için onu ne yönde itmeliyim? Hareketine ters yönlü yani bu tarafa doğru itmeliyim. Uyguladığım kuvvet bu yönde ise ivmem de kuvvetle aynı yönde olacağı için ivmem de bu yönde olacak mı? Olacak. Şartımı sağladı mı? Benim az önce kuvvetim ne çıkmalı dedim pozitif yönde. İvme de pozitif yönde çıkmalı mı? Çıkmalı. O zaman sağladı mı sağladı. Demek ki birdeki gibi olabilirmiş. İki, iki yönde hızlanan hareket yapmaktadır. İki yönde gideceğime göre önce buradayım. Sonra biraz zaman geçecek. Buraya geleceğim. Geldim. İki yönde hızlanıyorum. İlk hızım pozitif yönde V kadarsa ikinci hızım ondan daha büyük hızlandığıma göre. Buna V dersem bu iki v Peki hangi yönde bir kuvvet uygulanırsa araç bu tarafa doğru hızlanır? Arkadan bir küvetin onu itmesi lazım. Ona destek olması lazım. ...itmeliyim... Ah. Evet. Kuvvet bu yönde uygulanmalı. Kuvvet bu yönde ise ivmede ne olacaktır? Tabii ki bu yönde olacak. Kuvvetim de pozitif çıktı. ...ivmem de pozitif çıktı. Benim az önceki gibi dediğim gibi ivmenin pozitif ve kuvvetinin pozitif çıkma durumuna uydu mu uydu. İki de oldu. Üç. İki yönünde yavaşlayan hareket etmektedir. Yani bu tarafa doğru gideceğim yine fakat yavaşlayacağım yavaşlayacağıma göre pozitif yöndeki bir hızım başlangıçta 2V olsun sonra azalsın ve V'ye düşsün 2V'lik hızım vardı V'ye düştü yavaşlayabilmem için hareketime ters yönlü bir kuvvete maruz kalmalıyım kuvvet beni hareketime ters yönlü itmeli kuvvet bir yönde ise ivme de onunla aynı yönde olacak yani ben bu kuvvete eksi F derim. Eksi yönde olduğu için. Buna da eksi F derim. Bu ivmeye eksi A derim. Bu ivmeye de eksi A derim. Sağladı mı bu durum? Sağlamadı gördüğünüz üzere. İvmeyi başka nereden bulabilirdim? İvmeyi başka şöyle bulabilirdim. Ee, şu arada burada bu sıfır anı. Bu T anı. Bu T anı sıfır anı. Bu T anı bu sıfır anı. Bu da T anı. Ya da ivmenin pozitif çıkması gerektiğini yukarıda gördüm. Burada derdiniz ki ivme eşittir ve son eksi v ilk. Yani delta v bölü delta t idi. O zaman bunu yazarsam bakın. Geçen süre t kadar olsun. Son hızım eksi v. Eksi ilk hızım eksi 2 v. Bunu bundan çıkarttım pozitif oldu. Artı v bölü t çıkmış oldu ivme. Evet. İkincisine geldim. İki yönde hızlan hareket yaparken son hızım 2v oldu. 2v. İlk hızım eksi v bölü geçen zaman t. İvme yine burada v bölü t mi oldu. Evet pozitif çıktı bakın. Üçüncü durumda son hızım v. İlk hızım 2v. V'den 2v'yi çıkarttım. Bu sonuç ne çıktı? eksi V bölü T. Yani o zaman ben V bölü T'ye A demişsem bu da ne olacaktır? Eksi A. Gördüğünüz gibi çocuklar üçüncü durumda ne oldu? Yine ivme negatif çıktı. Ben ölse ki ivmeyi pozitif yönde çıkmasını bekliyordum. ipin bu şekilde görünmesi için. Evet. Dengede mi? Değil. İvmeli hareket ediyor. Şimdi yine ne yapacağız? Eylemsizlik kuvvetini düşünerek soru çözeceğiz. Yani eylemli referans sisteminden bakan kişiye göre çözeceğiz. Eylemli referans sisteminden bakan kişiye göre yani arabanın içindeki bir gözlemciye göre bu cisim yerinde duruyor. Bir yere kıpırdamıyor. O zaman ona etki eden net kuvvet ne olmalıdır? Sıfır olmalıdır. Şimdi ne yapıyorum? Bu sorularda eylemli referans sistemine göre düşünürken ivmeyi düşünüyorum. Eylemsizlik kuvvetini çiziyorum. Hayali kuvvet. Gerçek olmayan. Fiyasko. Palavra. vera. Sen ne diyorsun? Palevera bana para ver yapma. Bu emge. Bu emge. Bu da emge. Hadi para ver, para Bu te. Para ver. Para ver, para para Bu da te. Bir yönünde yavaşlayan hareket yapmaktadır. Bu yönde yavaşlayan hareket. Şimdi neyi düşüneceksiniz? Ben hayal ediyorum otobüsün içindeyim. Otobüs frene basıyor. Frene bastım. Uyuh uçuyor mu? Ne doğru uçuyorum? Emniyet kemerim beni tutuyor. Emniyet kemerim olursa uçarım camdan fırlar giderim. O zaman bir yönde yavaşlayan hareket yapıyorsam eylemsizlik kuvvetini bu yönde hissedeceğim. Sonra geliyorum. İki yönde hızlan hareket. İki yönde bak bu tarafa gidiyor. Bir yönünde gidiyordum. Bu yönde. Ön tarafımın arabamın önü bu. Frene bastım fıştıklıyorum. Şimdi iki yönünde gaza basıyor. Gaza basıyor. İki yönde şu yöne gidiyorsunuz gaza basıyor. Ara otobüs azarsa ben ne yaparım? Geriye doğru giderim. O zaman bu eylemsiz kuvvetim yolu. Geldim 3'e. İki yönde yavaşça hareket. Bu yöne gidiyorum. Araba frene basıyor. Araba frene basıyor. <laughs> araba frene basıyor. Öne doğru camdan fırlayarak. Bu tarafa doğru gidiyor. Şimdi eylemsiz referans sistemine göre değil artık soru. Eylemli referans sistemine göre net kuvvet ne olmalı? Sıfır olmalı. O cisim duruyor. O zaman şu ikisinin bileşkesi. Aha da şu eylemsizlik kuvveti. Ve şu G'nin bileşkesi. Sana eder mi şu yönde? Evet eder. Bu da bunu dengeler mi? Dengeler. Yine bu ikisinin bileşkesi. Eder mi şu yönde? Eder. Bu da bunu dengeler mi? Eder. Ama bu üçünün bileşkesi sence sıfır olabilir mi? Cık, olamaz. Olamaz canım nasıl olsun bunların bir ilişkisi şu tarafa doğru bir şey olmuş oluyor. O zaman bu uydu mu? Uymadı. 3 yalan oldu. 1 ile 2 doğru oldu. Efe eylemsiz kuvveti, hayali çakma kuvvet. Gerçek kuvvet, gerçek kuvveti? Gerçek. ip gelmesi gerçek kuvvet. Gerçek kuvvet, gerçek kuvvet. Fıştıklık, fıştıklık. Fıştıklık yapalım. Fıştırı 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 yapalım. Hepsini de yapalım. Anladınız mı? Anlamıyorsanız, anlamayorsanız gecedendir. Sabah dinleyin tekrar anlarsınız. İyi geceler. yu, öpücük. Tatlı diyalar. Bu da bitti.